Hepinize merhaba dostlarım. Bugünün videosuna hoş geldiniz. Dostlarım bugün son bir tane yavrumuz var. O yavru gitmeden bir video yapayım dedim. Hani yavru köpek alırken neye göre almalıyız, nasıl seçmeliyiz yavruyu filan. Hani hayatımıza en uygun yavruyu nasıl seçeceğiz? Bununla ilgili bilgiler vereceğim. Şu fındığı da size bir göstereyim. Birazdan onu almaya gelecekler. Tabii video yapamayacağım. Avustralyalılar müsaade etmiyor dostlarım. Hani video yapmama. O yüzden gitmeden şöyle bir son daha göstereyim size. Çok tatlı. Bakın fındıkçık burada. Ne yapıyor fındığım? Gel buraya. Böylece fındıkçık. Çok da tatlı. Çok da güzel. Bir de acayip akıllı. Dur. Dostlar benimle uyuyor bu. Böyle yani 2-3 gündür benimle uyuyordu. Bak nasıl da koşuyor. Çift de burada yatıyor. Hava biraz rüzgarlı ya. Dostum Rain orada bağlı. Mecbur bağlı. Çünkü yoksa kavga çıkıyor. O yüzden burada bağlı duruyor. Yani inci dışarıdayken bağlı duruyor. Diğer zamanlarda içeride. Yani serbest geziyor. Ya içeride oluyor. Ama inciyle bunların ikisini yan yana bırakmıyorum. Rain'e bak. Bak bak fındık da geliyor oradan. Dostlarım çok uslu bir tane böyle yavru bu. Şimdi yavru köpek seçerken bunlar daha önce ben videosunu yapmıştım ama sadece yavru köpek seçerken kısmını yapmıştım. Ama bugün ırkla ilgili de bahsedeceğim. Şimdi dostlarım ben kendi açımdan söylüyorum. Ben eğer yavru köpek seçeceksem dikkat ettiğim şu husus olur. İlk önce annesine babasına bakarım yavrudan önce. Yavruların sağlık problemi var mı ona bakarım. Ondan sonra annesinin herhangi bir sağlık problemi var mı ona bakarım. Yani annesinin bu da nasıl olur? Mesela annesinin derisine bakarım. Deri problemi var mı? Babasında herhangi bir deri problemi var mı? Bunlara bakarım. Çünkü bu sefer yavruya da geçiyor. Mesela bu Pitbull ve American Staff Bully ırklarında özellikle bu deri hastalığı oluyor dostlarım. Yani ırklarda çok var. Ana kuyruğunu sallıyor bu. Sallıyor. O yüzden bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de anne köpeğe karakteri de önemli. Tamam sağlık konusu önemli ama eğer mesela evde küçük bir çocuğunuz var. Şimdi bazı köpeklerde şeyi hani mesela şöyle insandan örnek vereyim. Bazı insan nasıl agresiftir, kızgındır, sinirlidir. Ama bazı insan da hiç kızgın değil, agresif değildir. Şimdi köpeklerde de o var. Mesela eğer köpeğin annesi babası diyelim ki şu nasıl söyleyeyim ben mesela çifti çektim kuyruğundan. Çift hani öyle çok hani değil de hani hafiften çektim kuyruğundan bana kızmaz. İnci kuyruğundan çekeyim bana kızmaz. Reyna'yı kuyruğundan çekeyim bana kızmaz. Ama bazı köpekler var kuyruğunu çekin hafif kulağını çekin işte sırtını çekin hemen size saldırmaya kalkar. Böyle bir anne baba köpeğe yani eğer çocuğunuz varsa böyle bir anne babadan yavru alınmaz. Çünkü evde bakacaksınız belki çocuğunuz ona küçük çocuk bilmiyor. Ona gider sever böyle fazla hani çocuklar sert olabiliyor. Bilmez canını yakar köpeğin köpek de onu kaldıramaz. Ne olur yavruya kızar ısırır işte ya da canını acıtır. O yüzden bunlar çok önemli eğer çocuğunuz varsa. Yani çocuğunuz yok, çiftliktesiniz. Bu kadar detaya girmenize gerek yok. Bir de ben evde besleyeceklere tavsiyelerim var. Evde besleyecekseniz dostlarım, genelde Türkiye'deki evler yani küçük, 3+1 ev hani öyle bir evde ben şahsen böyle bir köpeğin beslenmesini tavsiye etmiyorum. Büyük ırklarda işte ne bileyim. Doberman'dır, işte Pitbull'dur, Rottweiler'dır. Böyle bir ırkları tavsiye etmiyorum. Bence ev için en uygun köpek ırkları küçük ırklar. French Bulldog. Bu Türkiye'de Fransız Bulldog mu diyorlar? Küçükler var ve kulağı böyle şey çıkıyor. Kuyruğu yok. Onlar mesela evler için çok uygun. Ondan sonra tüyleri de kısa. Ne oluyor? Tüyleri kısa olunca böyle fazla hani
sağ solu tüyü yapmıyor. Bakımı kolay kısacası. Mesela bazı küçük ırkların da bakımı çok zor. O ne bileyim işte teriyerler falan var ya. Kızım dur, bir dakika konuşayım dur. O yüzden dostum bunlar hani göz önünde bulundurun. Yani direkt gidip de böyle hani inci mu direkt de gidip işte ya ben pitbull alacağım. Ya kardeşim pitbull alacaksın ama bu köpeğe bir ay iki ay bakım atmak zorunda kalma. Komşularını rahatsız etmek zorunda kalma. Çünkü bu pitbulllar dostum enerjisi yüksek köpekler. Gezmek ister, tozmak ister. Ne olur gezemez, tozamaz, evi pisler, havlar, perdeyi yırtar ki benim başıma geldi. Bir gün eve geç geldim. Köpek tuvaletine çıkamadı. Çıkamayınca ne oldu? Eve de yapmak istemiyor. Köpek isteseymiş perdeyi parçalamış. İnciden bahsediyorum. O yüzden bir de küçük ırkların bakımı çok kolay. Mesela verdiğiniz yemek, diyelim ki bir büyük ırka göre, mesela bir öğün veriyorsunuz ya büyük ırka. Pardon, günde 3 öğün veriyorsunuz ya da 2 öğün veriyorsunuz. Büyük bir meal, yani büyük bir tabağın içinde oluyor. Siz bunu bir tanesini o köpeğe 3 öğün verebiliyorsunuz küçük bir ırka. Bakımı kolay, pisliği temizlemesi kolay. O yüzden hani bunları düşünün. Mesela ben de çok kangal seviyorum. Ha burada gerçi kangal yok benim Western, Batı Avustralya'da yok ama kangalı istiyorum. Ama bu bahçede kangalı ben dostlarım tutmam. Çünkü kangal köpeğinin yani günlük bir 20 kilometre gezmesi gerekiyor dışarıda. Ben o hayvanı burada eziyet ederim. O yüzden ben hani buradan kendi tecrübelerimi size aktarmak isterim. Ben başından beri demişimdir. Ben profesyonel köpek eğitmeni falan değil. Ben sadece kendi tecrübelerimi anlatıyorum. Hani eğer tavsiyelerimi alırsınız almazsınız o size kalmış. Ama buna çok dikkat edin. Alacağınız yavru köpek 2 ayın üstündeyse ona da bakın. Mesela yavruyu alacaksınız ya. Şurasını hafif çekin. Çok hafif ama canlıyı o kadar da yakmayın. Şimdi biri sizin canınızı yaksa siz de kızarsınız. Ama hafif çekin. Şöyle bir çekin. Eğer yavru size kızıyorsa o yavruyu almayın dostlarım. Çocuğunuz varsa çok dikkat edin bunlara. Bakın bu çok üstü. Bunda ben 3 gündür uyuyorum. Yatağıma kustu bu sabah. Bir baktım tam kulağımın dibinde yatıyordu kustu oraya. Temizleyeceğiz filan. Bir de ben tuvalet eğitimiyle ilgili bir video yapacağım. Ya böyle ara ara eğitim videoları yapacağım dostlarım. Hani işte ne bileyim tuvalete nasıl gidilir, köpek nasıl gezmesine dikkat edilir. Böyle hani grup köpek nasıl yürütülür. Bu tarz videolar düşünüyorum. Ama benim asıl aklımda bir şöyle bir seri var dostlarım. Hani ormanda, doğada hani survival tarzı bir seri yapmak istiyorum. Seri yapmak istiyorum ama şu an şartlar uygun değil. Ama onu inşallah yapacağım. Yani aklımda hani düşünüyorum öyle bir seri. Bilmiyorum nasıl olacak. Ben seviyorum doğayı falan. Bu arada buraya kış geldi şu an. Hani kış geldiği için bayağı soğuk oluyor dostlarım. Tamam kar falan yok ama geceleri acayip soğuk oluyor. Hele orman daha soğuk oluyor. Bir formül bulacağız. Eğer ben burada köpeklerime birilerine baktırabilirsem ben 3 gün doğada hani aç susuz hani kendi yemeğimi bulup böyle bir yaşamak istiyorum. Bunu da tabii video yapıp YouTube'da paylaşmak istiyorum. İnşallah olur. Başka bu ne gibi bir bilgi verebilirim size? Yavru köpeklerde. Aklıma fazla bir şey gelmiyor dostlar. Yani en önemlisi bu. Annesi babasına bakın. Aldığı kişiye bakın. Bu sefer yavruyu alırsınız. Bu yavruda sağlık problemi çıkar. Bir ton para verirsiniz veterinerlere. O yüzden iyi bakın annesi babası sağlıklı mı köpekler. Bence bu en önemli noktası. İkinci noktaya gelin. Yavru alıp seçerken dostlar evde bakıyorsanız düşük enerjili yavru seçin kendinize. Yani gidip de en hareketli, en yavruyu almayın. Orada biraz zaman geçirin. Bir yarım saat, 40 dakika geçirin. Deyin, kardeşim beni biraz bırak köpeklerle. Siz oradan bakın. Çünkü bazen o en sevdiğiniz, en tatlı yavru sizin hayatınızı kabusa çevirir. Hele ki bir de tecrübeli
köpek bakmıyorsanız, yani daha önce bir köpek tecrübeniz yoksa, yani sizin hayatınızı kaosa çevirir. O yüzden iyi bakın. Yavruya bakın. Nasıl hareket ediyor? Diğerleri oynarken o uyuyor mu? Ondan sonra diyelim onlar uyurken o mu kalkıyor aynı şekilde? Yani bunlara bakın. Ben mesela hemen bir yavru seçebilirim. Türkiye'ye geldiğim zaman da zaten inşallah seçeceğim. Hani bunları seçerken videolarını yapacağım. Yok işte ben mesela kangal alacağım. Ben kangal alırken, zaten ben gelmeden de kangallar olacak gerçi, abim alacak ama ben gelince de birkaç tane alacağım. Onları seçerken göstereceğim. Yok işte neymiş? Diyelim ki ben sahibine bırakmam, en iyi kangalı seçsin. Ben kendim seçeceğim. Bunları seçerken de inşallah Allah video yapmayı nasip eder. İnşallah bu projem gerçekleşir. Şu arsaya zaten başlayacağım. Bu koronavirüsü bekliyorum. İller arası çünkü Türkiye'de karantina şey var, yasak var. O yasak açıldığı zaman bu arsama başlayacağım. Temizleteceğim önce, telleyeceğim filan. Ya bayağı iş var. Hatta ben bunu geçen ay başlayacaktım da maalesef virüsten dolayı bir şey yapamadık. Yavaş yavaş başlayayım diyorum dostlar. Şimdiden başlarsam en azından bir yıla kadar orayı toparlarım. Bu arada ben buradayım. Abim orada. Ben buradan hani para kısmını halledeceğim. Abim de oradan işçiliğidir, koşturmayı. Onları o halledecek. Yeah. Zaten bunu da zaten videolarda görürsünüz. Şimdi bu fındığımızı bırakalım. Umarım bu video da size yararlı olmuştur. Ben şahsen ilk köpek avında hiç böyle bilgilere bakmadım. Direkt kendi böyle hani içimden geldiği gibi seçtim köpeklerimi. Ben ama çocukluğumdan beri köpeklerin içindeyim. Yani köpekleri besliyorum çocukluğumdan beri. Hatta Türkiye'de dostlarım ben kaç yaşım? 9 yaşındayım. Okula ben evden çıkardım, okula gidiyorum diye giderdim bir mahalleye. Orada bir sürü sokak köpeği var ama o köpeklerin hepsi beni tanırdı. Giderdim orada onlarla gezerdim, takırdım, daha mutlu olurdum. Hatta okula gidiyordum. Okula gidince son 2-3 derse giriyordum işte. Onlar da okulun camından bakıyordum, beni aşağıda beklerlerdi. O yüzden umarım video yararlı olmuştur. Elimden geldiği kadar size aktardım. Yeah, böylece artık bir videonun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.